Hatırladığınız şeyler ufak tefek ama önemli Hira Hanım. Bir şeyler hatırlamanız tedavi için büyük bir adım. Peki ne zaman tam hatırlarım? Bunu gidişat belirleyecek. Hatırlayacağım ama değil mi? Bu gibi vakalarda hasta anısının birkaçını hatırladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Bir an önce her şeyi hatırlamak istiyorum. Şunu da söylemem gerek. Maalesef bazı durumlarda hafızası geri gelmeyenler oluyor. Az ama yok saymak doğru olmaz. Duyguları çok güçlü. O yüzden benim şüphem yok. İlaçlarınızı almayı asla ihmal etmeyin. Peki süreci hızlandıracak başka bir yol var mı? Doğal yollarla beklemek en iyi yöntem. Ama sorduğunuz için söylüyorum. Bu gibi durumlarda EKT adı verilen elektroşok tedavisi uygulanabilir. Tabii burada uygulanacak olan kliniğin şartları, uygulayacak olan doktorun niteliği çok önemli. Peki risk durumu nedir? Uygun doz çok önemli. Şokun fazlası hasta için ciddi sonuçlar doğurabilir. Olası bir yanlış uygulamada hastanın bitkisel hayata girmesi bile mümkün. Peki çok teşekkürler. Hoşça kalın. Biz doğru yoldayız. Acele etmemize gerek yok. Sen hazırlamışsın çantanı. Yardım edecektim sana. Kendim yapabiliyorum. Yüzün mü asık senin bakayım? Kötü bir rüya mı gördün yoksa? Gel bakalım. Ama bir şeyin var. Neyin var söyle hadi. Dün gece senin dediklerini düşündüm. Ya giderse? Gitmesini istemiyorum. Hem de hiç istemiyorum. Ali'cim, hiçbirimiz Hira'nın gitmesini istemiyoruz. Ama emin olamayız. Tekrar üzülmemek için de buna hazırlıklı olmalıyız. Sen bir Demirhanlı erkeğisin. Demirhanlı erkekleri güçlüdür. Ama ben daha çocuğum. Evet, çocuksun ama öteki çocuklar gibi değilsin. Sen dayına çekmişsin. Dayın gibi zorluklara göğüs gerebilecek güçtesin sen. Dayım da Hira abla gidince çok kötü oldu. Oo, bu gidişle okula hiç gitmek zorunda kalacaksın. Kahvaltıda ne istiyorsun söyle bakalım. Hira abla bana pankek yapar mı? Hira ablanın tekrar mutfağa gireceğini düşünmüyorum Ali'cim. Ama Halise Hanım'a söyleriz o yapar. Hem kahvaltıya kadar da taş toplarız beraber. Sen bütün taşları boyamışsın. Hı? Gel bakalım. Gel bakalım. Günaydın Aliço. Günaydın. 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 Sana da günaydın. Günaydın Ali. Ali senin pankek yapmanı istedi Hira ablası. Ama ben Halise Hanım'dan rica edeceğim. Yapmasam üzülür müsün?
Halise Hanım. Buyurun Aslı Hanım. Ali için pankek hazırlar mısın? Biz birazdan geleceğiz. Tabii. Hadi bakalım. Biz de gidip taşlarımızı toplayalım. Hı? Üzme kendini. Ali'nin sabırsızlanması normal. Bir an önce eskisi gibi olmanı istiyor. Kekten sonra mutfağa girmeye çekiniyorum. Tekrar zarar veririm diye korkuyorum. Gel benimle.